Güray Çalışkan, 1978 doğumlu, 46 yaşına geldik. Faaliyet alanımızda bulunan firmamız Çalışkan Ofis firması, bir aile şirketi. Aile şirketin ikinci kuşak yöneticisiyim. İlkokul çağlarından itibaren şimdiki yeni nesil gençler gibi değil, biz bizzat firmaya gelip çalışıyorduk. Hani cin gibi bir çocuk derlermiş ya, ben öyle bir çocuktum. Ama hırslıydım, başarıyı seviyordum. İşte kızımla bir oyun oynarken bile bana diyor ki hani Mahsucuk'tan yeneyim falan. Ben buna uygun bir yapı değilim. Ben öyle bir keyif alıyorum ki bunun karşılığı yok. En dipleri bu firmada gördüm. Bizim 98-2000 yıllarında bizim firmamız en dibi gördü. Ekonomik olarak iflas bayrağını çekti diyebilirim. Tekrar bir başarı öyküsüyle biz onları yukarıya kaldırdık ama sıkıntıyı burada yaşadık. Kalkınmayı burada gördük, başarıyı burada gördük. Başarılı olmak için öğrenilmesi gereken, atılması gereken adımların hepsini o dönemde attığımızı düşünüyorum ben. Bizim için gerçekten bir dönüm noktasıydı. Bir baktım çanta yok. Yıkıldım, dünya başıma yıkıldı falan. Dedim ki böyle bir hadise geldi. Tamam dedi, gel fabrikaya. O kadar üzüldüm ki bana göre en büyük ekonomik özgürlük zamanı satın alabilme gücü. Borçlarımız vardı. İş yaptığımız yerlerden, o bahsettiğim Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir anda iş alamaz, para alamaz olduk. Ben bir kere daha yıkıldım. Çünkü dünyanın bir noktasına bir iyi bir mobilya gönderebilme isteği ya da bir yerden bunu başardığınız için size bir takdir, bir ödül ya da insanların birlikte ekmeğinizi paylaşıyor olabilme benim için şu andaki en büyük has. O yüzden çalışıyorum. Güray Çalışkan, 1978 doğumlu, 46 yaşına geldik. Bir mobilya sanayicisiyim. Bizim faaliyet alanımızda bulunan firmamız Çalışkan Ofis firması, bir aile şirketi. Aile şirketin ikinci kuşak yöneticisiyim. Bizim firmamızın kuruluşu 1974 yılına dayanıyor. Babamız kurmuş, babamız inşaat mühendisi. Biz ikinci kuşak olarak devam ediyoruz. Ben de çocukluğumdan beri hem bu işin eğitimini aldım hem de sahada eğitimini aldım, alaylı da dedikleri şekilde. İlkokul çağlarından itibaren şimdiki yeni nesil gençler gibi değil, biz bizzat firmaya gelip çalışıyorduk. İlkokul çağlarından beri firmanın her biriminde çalıştım. Eğitimimde de ortaokulda, bizim firmamızın merkezi İstanbul, ben de İstanbulluyum. İstanbul'da ilkokulu Acıbadem İlkokulu'nda okudum. Daha sonra Haydarpaşa Lisesi, o zamanlar böyle çok meşhur ve önde olan okullardan bir tanesiydi. Haydarpaşa Lisesi'nde ortaokul okudum. Daha sonra kolej hayatım oldu. Oğuzkan Koleji'nde kolej eğitimimi bitirdim. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne girdim. Ve daha sonra da Anadolu Üniversitesi eğitimlerim oldu. Üniversiteden sonra da firmada önce yönetim kurulu üyesi olarak başladım. 2000'li yıllardan sonra da komple iki kardeş, iki ortak yönetimi devraldık. Bu şekilde ilerliyoruz. 2018-2017 yılında da fabrikamızın merkezi İstanbul'daydı. Üretim yerimiz de İstanbul'daydı ama üretim yeri artık İstanbul'da çok zor olduğu için farklı arayışlara girdik. Sakarya'daki Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni bulduk. Fabrikamızın merkezini buraya taşıdık. 2018 yılından beri de buradayız. Burada da bir idari görevim var. Organize Sanayi Bölgesi'nin şu an itibariyle yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Ben söylenilene göre hani cin gibi bir çocuk derlermiş ya, ben öyle bir çocuktum. Ama hırslıydım, başarıyı seviyordum. Annemin anlatımıyla anlatmak istiyorum. İlkokulda ilk sınav olacağımız zaman annem der ki bana anlatımında, sen şu köşeyi döndün, ilk sınavın başarısız gelmiş. O zamanlar notlar yoktu, başarısız geçer falan gibi. İlk sınav başarısız gelmiş. Ben anneme demişim ki, anne sen bu sınavı babama gösterme, ben bundan sonrakileri çok başarılı olacağım. O gerçekten bende çok büyük bir etki yarattı. İlkokulda o saatten sonra bütün sınavlarda çok çok iyiydim ve çok iyi bir öğrenciydim. Çok başarılı bir öğrencilik hayatım oldu ilkokulda. Ortaokulda da yine Haydarpaşa Lisesi'ne geldiğimde, ortaokul işte yeni ergenlik falan, insanlar farklı bir dönem geliyor önünde. Orada da yine sanıyorum orta ikinci sınıfta ilk dönem 5 tane zayıfım gelmişti karnede. Yine aynı şekilde biz anneme birazcık daha yakındık. Babamdan daha çekinirdik. Dedim ki ben bunların tamamını düzelteceğim. Babamla sen konuşursun. Bana bununla ilgili bir yargıda bulunmasın. Ben bunları düzelteceğim. Hakikaten ortaokulda da o ilk 5 kırıktan sonra çok başarılı bir öğrencilik hayatım oldu. Lisede, kolejde, üniversiteye girişte, mühendislik fakültesini kazanmamda filan hep
başarılı bir öğrencilik hayatım oldu. Dediğim gibi ben mahalle arasındaki top oynarken maç yapışta bile yenilgiyi kabul edemeyen, başarısızlığa hiç tahammül edemeyen bir değişik bir insandım. Şu anda da yine kendi aramdaki işte kızımla bir oyun oynarken bile bana diyor ki ya baba birazcık işte hani mahsucuktan yenil falan. Ben buna uygun bir yapı değilim. O yüzden her şeyi ya yapabildiğim işi iyi yapmaya çalışıyorum. İyi yapamıyorsam o konuda bir yetkinliğim ya da becerim yoksa da kenara çekilmeyi daha uygun buluyorum. Öyle bir dolu dolu gençlik hayatı geçirdim. Yoğundu. Bir yandan şimdiki çocuklar gibi değil, hakikaten iyi çalışıyorduk. İmkanlarımız yerinde olsa bile tezgahta olmadan belli şeylerin konforuna ulaşmamıza ailemiz de izin vermiyordu. O dönemki konjektür de ona izin vermiyordu. Ama şu andaki nesil böyle değil. Şu andaki nesil birazcık daha kendilerine zaman ayırmayı seviyorlar. Daha konfor alanlarından çıkmamayı seviyorlar. Biz öyle değildik. Biz hem çalıştık hem okuduk. Hem de böyle başarılı olmak için öğrenilmesi gereken, atılması gereken adımların hepsini o dönemde attığımızı düşünüyorum ben. Ben İstanbul'da Acıbadem'de büyüdüm. Acıbadem çok sevdiğim bir yer. O zamanlar oranın pilot bölgesiydi. Benim anne tarafım İstanbullu. Oranın İstanbul'un köklü bir ailelerinden bir tanesiydi. Babam da doğudan gelmiş burada. Benim babam inşaat mühendisi ama çok zorluklarla çalışmış, okumuş, okurken inşaatlarda çalışmış, zor bir hayat yaşamış. Daha sonra annemle yolları kesmiş. Aslında hayatları çok böyle taban tabana zıt iki aile. Ama bizim aile yapımızda şöyle bir şey vardı. Kendi içerisinde, aile içinde tek söz çıkan, doğruyu o şekilde. Mesela ben şimdi eşime diyorum ki ya ben kızımı yarın işe götüreyim de biraz çalışsın. O da kıyamıyor. Yeni insanlar, yeni nesil insanlar her ne kadar belli birikimde de olsalar kendi çocuklarına doğruyu davranamıyorlar. Bu hepimizde böyle bir eksiklik var. Bizde öyle bir şey yoktu. Biz mesela yazın tatil olurdu. O zaman da durumumuz iyiydi. İşte atıyorum yazlığa gidecek. Babam derdi ki bir ay çalışılacak, 40 gün çalışılacak. Ondan sonra gidilecek falan. Biz bunların hepsini yaşadık. Çocuklukta ben iyi ki bunları yaşamışız diyorum. Şu andaki belli tecrübelerimi ya da sahadaki bilgi birikimimin bir kısmını ben bunlara borçluyum. O zamanlar çocuklukta da diğer arkadaşlarıma da bakıyorum. Mahalle kültürü vardı, dirsek teması vardı. Oralarda biz düşerdik, kalkardık. Hayatın zorluklarını orada görüyorduk. Şimdi ben bakıyorum bir çocuk düşüyor, dizi kanıyor, kıyametler kopuyor, neredeyse ambulans çağrılacak falan. Biz her akşam eve ayağımız bacağımız kırık. Yani en azından kanayarak gelirdik. Bu kadar da önemli olmazdı. Ama şu anda bunlar farklı bir boyut almaya başladı. Ben bunun açıkçası biraz korkutucu olduğunu düşünüyorum. Her anlamda korkutucu olduğunu düşünüyorum. Biz büyüdük, genç olduk. Erkekler işte askere giderken yine bir peygamber ocağı edasıyla gitmeye başladılar. Şimdikiler sanki savaşa gidecek, bir daha gelemeyecek falan şeyle gidiyor. Bu her anlamda beni biraz korkutuyor açıkçası. Çalışırken de aynı şekilde. Biz iki kardeş, aynı zamanda iki ortağız. Buradaki firmanın iniş ve çıkışlarındaki bütün başarı tamamen ortak başarı. Hiç bunu göz ardı edemem. Ama bizim şöyle bir eksikliğimiz oldu. Biz çalışma hayatını hep kendi iş yerimizde, kendi aile şirketimizde başladık. Lisedeyken, ortaokuldayken geldiğimiz alanlar hep kendi iş yerimiz oldu. Kendi iş yerimizin çalışma kısmında başladık ama dışarıda bir firma kültürüne vakıf olamadık. Bu bizim en önemli eksikliğimizdi. Ben hala kendi çocuklarımda, birader de aynı şekilde kendi çocuklarında dışarıda çalışması gerektiği, stajla ilgili dışarıdan bir firma kültürlerini de öğrenmesi gerektiği ile ilgili bir düşüncesi var. Benim böyle bir imkanım olmadı. Ben hep kendi aile şirketimizde çalıştım. En dipleri bu firmada gördüm. Bizim 98-2000 yıllarında bizim firmamız en dibi gördü. Ekonomik olarak iflas bayrağını çekti diyebilirim. Tekrar bir başarı öyküsüyle biz onları yukarıya kaldırdık ama sıkıntıyı burada yaşadık. Kalkınmayı burada gördük. Başarıyı burada gördük. Dışarıda bir firma kültürüne vakıf olamadık açıkçası. Bunun eksikliklerini çoğu zaman yaşadım ben. Kendim o zamanki imkanım olsa ya da şu anki aklım olsa muhakkak dışarılarda hem bir kurum kültürü öğrenmek adına hem de dışarıdaki işte iş nasıl oluyor öğrenmek adına dışarıda çalışmak isterdim ama benim çalışma hayatımın tamamı kendi aile şirketimizde, Çalışkan Ofis firmasında, öncelikle Çalışkan Mobilya Limited şirketinde, daha sonra da Çalışkan Ofis AŞ firmasında devam etti. Dışarıda bir firma kültürüm hiç olmadı açıkçası. Olamadı diyelim. Hiç unutamadığım bir an var. Yavaş yavaş artık liseye geldik. Ben lisede olayın finans kısmı ile ilgileniyorum. Biraderim de daha çok üretim kısmında. O zamanki İstanbul'daydı üretim yerimiz. O da fabrika kısmı ile ilgileniyor. İşte kendimize kartvizitler bastırıyoruz. Finansla ilgili müdür yardımcısını işte olmaya çalışıyoruz. Bir gün babam bana yeni de ehliyet almıştım herhalde 18 yaşlarında falan. Dedi ki şuralardan şu tahsilat yapılacak. Bunları yap gel işte şu çekler çekilecek falan. Herhalde hayatımın en kötü günlerinden bir tanesiydi. Gittim firmalara iş yaptığımız o zamanlar şu anki gibi mağaza sayılarımız çok değil. Belli yerlere iş yapıyoruz. Gittim.
tahsilatları yaptım, paraları topladım. Ondan sonra da bir yerde yemek yiyeceğim. Tüm yaptığım tahsilatları da bir el çantası var. El çantasına topladım. Yemek yerinde alıyorum. Fast food tarzında bir yer. İsmini söylemek istemedim şimdi. Kenara koydum, aldım, çıktım. Yemek yedim, araca geçtim. Bir baktım çanta yok. Yıkıldım, dünya başıma yıkıldı falan. Döndüm yerine, dedim ki herhalde burası kurumsal bir yerdir. Kamera vardır, bir şey vardır yani, bir sorun olmaz. Döndüm baktım, çanta yok. İşte müdürleri geldi, bir sürü şey oldu. Biz çantaya ulaşamadık. Çok çok üzüldüm. O zamanlar, bilmiyorum hatırlar mısınız, yeni cep telefonları vardı. Böyle el kadar, kartları kocaman falan. Babama ulaştım. Dedim ki böyle böyle bir hadise geldi. Şimdi, tamam dedi, gel fabrikaya. O kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki gittim. Şimdi bana bir görev verilmiş, yeni yeni bir görev veriyor. Güvenilmiş ve ben o güvene karşılık böyle bir şey yaratmışım. Rahatlık da şu anki gibi değil. Orada tahsilatlar lazım, ödemeler yapılacak filan. Ama hiç unutmuyorum, fabrikaya geldim. Babam dedi ki sorun değil, olur dedi, canın sağ olsun dedi. Ben bir kere daha yıkıldım. Çünkü hani bir tepki verse falan birazcık daha belki şey olabilir. Hiç unutamadığım kötü anlardan bir tanesidir. Hala bile belli yerlerde anlatırım. Çok kötü bir gündü benim için. 98 yılında bizim için gerçekten bir dönüm noktasıydı. Bu arada kardeşimle aramızda 20 ay var. O benden 20 ay daha büyük. Tam ben 20 yaşlarında bizim firma bana göre yaptığımız hatalardan, daha doğrusu babamın, o tek başına her şeye koşturuyordu. O zaman da yanımızda çok kişi çalışıyordu falan ama babam her şeye vakıf olmaya çalışıyordu. Üretim kısmına vakıf olmaya çalışıyor, muhasebeye vakıf olmaya falan. O dönem biz Türkiye'nin çok önemli kuruluşlarına işler yapıyorduk, tek yerlere. Bana göre hata buydu. Perakende mağazacılığa çok geçmemiştik. 98'de, bilmiyorum hatırlar mısınız, bir 98 krizi, 5 Nisan kararları falan, bunlar yaşadık biz. Çok kötü dönemler, devalü oldu. Makine borçlarımız vardı, döviz bazında o zamanlar mark vardı, dolar vardı falan. Şartlar çok zorlaştı bizim için ve bizim firmayı sıkıntılı günler önümüze geldi, başladı. Biz de işte daha yeni, ben herhalde üniversite zamanı olarak görüyorum bunu. Babam da hiç alışmadığı için Türkiye'nin en önemli holdinglerine iş yapıyor. Büyük kurumlarına iş yapıyor ama 4-5 tanesine iş yapıyor. Oradan iş durduğu anda bütün giderleri karşılayabilecek başka bir geliriniz yok. Bana göre bu bir hatalı bir işti. O zamanlar yapılan yanlışlardan bir tanesiydi. Biz çok sıkıntıda kaldık. 98 yılının 11 Ekim'inde, hiç unutmuyorum çünkü doğum günüm de 11 Ekim, bir cumartesi ya da pazar gününe denk gelmeli. Babam kalp krizi geçirdi. O zaman için yine benim hayatımdaki en kötü günlerden bir tanesi. Haber geldi işte, dediler ki baban böyle böyle, İstanbul'da bilindi kalple ilgili Siyah Mersek Hastanesi vardır. Oraya kaldırılmış. Gerçekten hiç alışmadığımız, hiç görmediğimiz sıkıntılı bir süreç başladı bizim için. Okullardayken biraderle bir anda iş bizim başımıza kaldı. Eskiden kalp ameliyatları da şu anki gibi böyle iki noktadan falan değil. Böyle vücut yarılıyor, kemikler açılıyor falan. Babam 3 tane ana damar değişecek bir ameliyat oldu. Çok şükür ondan sonra toparladı ama o dönemdeki o süreçte bir anda iş bizim üstümüze kaldı. Kötü bir dönemde üstümüze kaldı. Borçlarımız vardı. İş yaptığımız yerlerden, o bahsettiğim Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir anda iş alamaz, para alamaz olduk. Herkes çünkü o krizle birlikte bir sıkılaşma dönemine girdi. Şu anki gibi de değil. Baya baya bir sıkılaşma dönemiydi. Giderleriniz var, çalışanlarınızın maaşları var, kiralarınız var. Belli bir dönem bizim için gerçekten kaostu. Daha sonra babam toparlamaya başladı. 5-6 ay geçti. Firmadaki durumun kötü olduğunu arkadaşlarından öğrenmeye başladı. Ameliyatlı bir şekilde firmaya geldi. Ne yapıyorsunuz falan. Biz dedik durum böyle böyle. Baya sıkıntılıydı. Bir 3-5 ay, 6 ay daha sorunlu olduktan sonra biz biraderle birlikte firmada bir plan yapmamız gerektiğini düşündük. Yani bizim bir borcumuz var, borçlu olduğumuz firmalar var ama bir yandan da iş yapmamız lazım. Bana göre çok iyi bir çizelge yaptık. Toplam borcumuzu, ofislerimiz vardı o zaman İstanbul'da dolayı hiç unutmuyorum, duvara yapıştırdık. Borçlu olduğumuz firmaları duvara yapıştırdık. Tek tek gittik. Bu firmalara dedi ki biz böyle bir hatalar yapıldı. Sizde borcumuz var. Bunları döviz bazında sabitleyelim. Bu saatten sonra da yine sizden alışverişi devam ettirelim. Bundan sonraki alışverişleri nakit yapalım ama önceki borcu da belli bir vadeye yayalım gibi. O dönemde bana göre 20 yaşındaki insanların çok da altından kalkamayacağı, başaramayacağı şekilde güzel bir plan yaptık. Çalışmaya başladık. Öyle bir çalışmaya başladık ki bir gece ben yatıyorum fabrikada, bir gece birader yatıyor. Hatta böyle bazı günler sabahlıyoruz, kalan bir daha kalıyor falan. Bu süreçte 2007 yılına kadar biz bunu çok disiplinli bir şekilde devam ettirdik ve 2000 yılında hala bende Excel sayfaları vardır. Bunları çocuklarıma, torunlarıma saklıyorum. 2007 yılında biz sıfıra sıfır, başa baş noktasını yakaladık. O bizim için çok mutluluk verici bir şeydi. Yani
o kadar ivme, olumlu bir şekilde gitti ki o disiplinli çalışma, disiplinli, hiçbir ekstra, en genç yaştasınız, ekstra bir para harcamıyorsunuz. Aracınız bile en ekonomik arabayla gidiyorsunuz, geliyorsunuz, iki kişi bir yere bir gidiyorsunuz falan. Bizim için iyi bir dönemdi. 2007 yılından sonra da firma için daha da nasıl diyeyim şahlanış dönemi başladı o disiplinden sonra. Çok şükür bugünlere getirdik. Gelinen noktada 11 tane perakende mağazamız var. 20 bin metrekare alanda bir fabrikamız var. Ofis mobilyasında Türkiye'nin en bilinen firmalarından bir tanesiyiz. O sıkıntıları yaşadık. İyi de bir önlem aldık. Onun karşılığında da çok şükür belli bir yerlere getirdik. Bu tam tersi de olabilirdi. Siz iyi niyetli de olabiliyorsunuz bazen. Birazcık da şans da yardım etti. O motivasyon belki de yaratan tarafından çok takdir edildi diyebilirim. Bu farklı inanış olabilir. Biz bunu başardık. Çok da iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Ama onun karşılığında hakikaten şu an böyle anlatırken çok kolay gibi anlatılıyor ama çok zor günler yaşadık. Yani gece 2'de 3'te böyle bir koltukta siz, bir koltukta diğer ortağınız, kardeşiniz diyeyim. Uyuyor musun? Yok ben uyumuyorum. Sen de uyumuyorsun gibi şeyleri de yaşadık biz. Zor günlerdi ama şu anki gelinen noktada o günlerin sayesinde bazı hataları yapmıyoruz. O günlerde kazandığımız tecrübeler sayesinde şu anda daha yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Daha rahat hareket ediyoruz. Çok şükür bununla ilgili tek diyebileceğim şey şükür etmek. O dönemlerle ilgili başardığımızı düşünüyorum. Alçak gönüllü olamayacağım bu konuda. Çalışkan Ofis firması şu anda sadece ofis mobilyası üretimi ve ofis tasarımı dekorasyonu yapıyoruz biz. Bizim firmamızın ilk kuruluşu 1974. Babamızın ilk kurduğu firma. Üniversiteden sonra o da 74'te bu firmayı kurduğunda o zaman ofis, ev mobilyası falan gibi bir ayrım olmaksızın ne sipariş gelirse, ne iş yakalanırsa onlar yapılıyormuş. Ama biz 2000'li yıllardan sonra, hatta tam yılını hatırlamıyorum ama limited şirketten Çalışkan Ofis AŞ olduktan sonra da sadece ofis mobilyası tek alanda ihtisaslaşmaya çalıştık. Bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani siz şimdi her şeyi yapamazsınız, her konuda uzman olamazsınız. Şimdi bir mutfak mobilyası da yapıp bir ev için salon mobilyası, bir ofis mobilyası böyle bir şey yok. Hani nasıl hukukçu ben her şeyi yapıyorum böyle bir şey yok ama sadece cezacısı var. İşte sadece idari hukukçusu var. O kendi alanlarında ihtisas yapmış insanlardan en büyük başarı sağlanıyor. Bizde de bu böyle. Biz sadece ofis mobilyası yapıyoruz. Şu anda perakende olarak çalışıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında satış noktalarımız var. Hiçbiri franchise değil. Yurt içindekilerin tamamı kendi mağazalarımız. Yurt dışında da partnerlik ve bayi anlamında noktalarımız var. Ofislerle ilgili artık konjonktür burada da gelişti. Teknolojiyi kullanıyoruz. İnsanların ofislerini bittikten sonraki halini bitmeden önce mağazalarımızdaki mimar arkadaşların marifetleriyle 3 boyutlu olarak çiziyoruz, müşterilerimize sunuyoruz, onaylarını alıyoruz. Daha sonra üretim aşamasını gerçekleştiriyoruz. Yani siz bize kendi alanınızla ilgili ya da ofisinizle ilgili bir çalışma yaptırmak istediğinizde biz bu alanın tamamının bittikten sonraki arzu ettiğiniz şekli size sunuyoruz, onaylarınızı alıyoruz. Daha sonra rakamsal olarak mutabık kaldığımızda üretime geçiyoruz. Bütün üretimi burada Sakarya'daki Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde gerçekleştiriyoruz. Demir imalatını, kanepe ve döşeme imalatını, ahşap imalatını, melamin imalatını, hazır mobilya imalatının tamamını buradaki üretim tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Hangi bölgeden satıldıysa da oraya yine buradan gönderiyoruz. Ankara mağazamızın siparişleri ise Ankara depoya indiriyoruz. İstanbul mağazalarımızın siparişleri ise yine buradan İstanbul depolarına indiriyoruz. Bursa ise Bursa, hangi alansa oraya gönderiyoruz. Ama tüm üretimi burada yapıyoruz. Daha sonra gönderiyoruz. Bu şekilde üretime devam ediyoruz. Bana göre en büyük ekonomik özgürlük zamanı satın alabilme gücü. Yani siz şu anda ne kadar rahat, ne kadar konforlu, ne kadar ekonomik seviyeniz yüksek de olsa, hafta sonu çalışıyorsunuz, hafta arası çalışıyorsunuz, akşam çalışıyorsanız bunun bir hükmü yok. Ben bu düşüncede bir insanım. Kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Hafta sonlarım, hatta yazın perşembe akşamından muhakkak çıkmaya çalışıyorum. 2 gün, 3 gün kendime ayırmaya çalışıyorum. Ben denizi çok seven bir insanım. Deniz hem beni dinlendiriyor hem eğlendiriyor. Denizle ilgili farklı hobilerim var. Bundan 12-13 yıl önce bir kaptanlık deneyimim oldu. Kaptanlık bilgilerini aldım, eğitimlerini aldım. Bununla ilgili zaman ayırabileceğim, eğlenebileceğim bir deniz aracım var, teknem var. Orada zaman geçiriyorum. Çok da seviyorum. Hafta sonlarını mümkün olduğunca hani ekstra bir program olmadığı sürece kendime ayırmaya çalışıyorum. Böyle bir hobim var. Çok da eğleniyorum. Bu eğlenceyi belli bir konfora gelmiş ama kendisine zaman ayırmayan arkadaşlarıma da öneriyorum. Bu niye lazım? Oradaki aldığınız motivasyon ve enerji sizi hafta arası daha fazla
proje üretmeye, daha faydalı olmaya, yani bir bitkin gelmek var. Bir de o enerjiyi alıp gelmiş olmak var. Ben o enerjiyi almaya çalışıyorum açıkçası. Bu konforu yakaladığım için de şükür ediyorum. Hırs ve başarı isteği. Demin söyledim ya, ben hani ilkokul yaşlarında bile mahalle arasında top oynarken yenilen olmak fikri benim için çok ölümcül bir şey. Yani o gün mutsuz gidiyorum gibi. Başarma isteği, başardıktan sonraki o haz farklı bir haz. Şimdi bana yine şu anda da arkadaşlar, eşler, dostlar geliyorlar. Diyorlar ki ya artık bu saatten sonra, ben şu anda İstanbul'da oturuyorum. Fabrikam Sakarya'da. Buraya geliyorum. Her sabah 6'da uyanıyorum. 7'de evden çıkıyorum. Buraya geliyorum. İnsanların farklı motivasyonları var. Farklı düşünceleri var. Niye bunu yaşıyorsun? Şu anda sen daha rahat bir şekilde yaşayabilirsin. O dünyanın bir noktasına bir iyi bir mobilya gönderebilme isteği ya da bir yerden bunu başardığınız için size bir takdir, bir ödül ya da İnsanların birlikte ekmeğinizi paylaşıyor olabilme hazzı farklı bir haz bence. Bu sadece parayla karşılanabilecek bir şey değil. Ya da işte sizin o anki, ben artık çalışmıyorum, şurada bir Ege'de bir sahilde küçük bir kasabada yaşıyorum hissinden daha kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. İş noktasında da hem kendi firmamızda hem yaptığım idari görevle ilgili o sıkıntıların vermiş olduğu tecrübeyle bir şeyin altına girip başardığınızda oradan bir başarı öyküsü çıktığında benim aldığım keyfi anlatamam. Bu karşılığı olmayan bir şey. Bunun için sürekli çalışıyorum. Bir de o başarıdan insanlar da nemalanıyorlar. Farklı bir firmada bana bazen telefon açıyorlar. Ya diyorlar ki sen bize böyle böyle yaptın, şöyle oldu. Biz de şu anda bu hale getirdik. Allah senden razı olsun. Ben öyle bir keyif alıyorum ki bunun karşılığı yok. O yüzden bunun için çalışıyorum bu saatten sonra. İnsanlara faydalı olmak, kendi firmama belli bir yerlere getirmek, çoluğa çocuğa daha artık kurumsallığını yakalamış, sorunu olmayan bir firma bırakabilmek. Birlikte çalıştığım insanlara ya da idari görev yaptığım yerdeki firmalara bir fayda sağlayabilmek, onlardan bir teşekkür almak, minnet duygusunu hissetmek benim için şu andaki en büyük haz. O yüzden çalışıyorum. Retribution! Oh yeah, we want retribution!